Hadi ama Rambo, biliyorsun onun gitmesi gerekiyor. Artık eğitim alma vakti geldi. Olmaz sahip, olmaz. Daha yeni alışmıştım ejderhaya, o bir yere gidemez. Rambo, böyle havlarsan ama nasıl götüreceğim ben ya? Yavruyu da ikna edemem. Artık K9 köpeği olmasının vakti geldi. Bunun da tek yolu eğitim. Onu bugün eğitim kampına götürmem lazım. Havlama sus. Ne oluyor ya? Rambo? Ne oluyor? Hayırdır? Ne oluyor Rambo? Neden avlıyorsun? Ejder. Ejder, senden ayrılacakmışım. Ney? Ayrılacak mıymışsın? Nereye götürüyorlar seni? Nereye? Beni değil ejder. Seni götürüyorlar. Sahip götürüyor seni. Ejder, K9 eğitim kampına gidiyorsun. K9 eğitim kampı mı? Bak uyandırdın, görüyor musun ya? Şimdi bu yavru da aksilik etmez inşallah. Yavru, artık hazırsın. Senin başvurun onaylandı. Bizim bir Sivas Kangalı'na ihtiyacımız varmış karakolda. Seni bugün kampa bırakacağım. Ve orada K9 eğitim alıp Rambo gibi olacaksın. Rambo gibi mi olacağım? Harika. Rambo, peki sen neden havlıyorsun? İyi bir şey değil mi bu? Anlamıyor musun ejder? Eğitim alacağın kamp maalesef ki yatılı. Yani bundan sonra orada yaşayacaksın. Eğitimin bitene kadar oradasın. Ne güzel işte. İkimiz takılırız. Ejder, benim K9 eğitimim zaten var. Ben seninle gelmiyorum. Sen tek gidiyorsun. Tek mi gidiyorum? Sahip? Beni götürecek misin? Rambo'dan ayıracak mısın? Allah kahretsin. Gördün mü Rambo? Yaptığını beğendin mi? Yavru da avlamaya başladı. Ya yavru, korkma. Sus. Eğitime gideceğin yer çok iyi. Orada sana iyi bakacaklar. Yuva verecekler. Eğleneceksin. Eğitileceksin. Daha ne istiyorsun? Sonra aramıza geri geleceksin. Ben istemiyorum. Ben istemem. Hayır. Rambo. Rambo yoksa ben gitmem. Ya sahip. Ejder benim kardeşim gibi oldu. O giderse ben de giderim. O ben gitmiyorsam o gitmez. Böyle. Ya çocuklar. Saçmalamayın ha. Ne düşündüğünüzü biliyorum. Ayrılmak istemiyorsunuz ama yapacak bir şey yok. Rambo, küçükken sen de gittin o kampa. Biliyorsun. Ben tek ne yapacağım ya? Olmaz. Rambo sen de gel. Sen de gel Rambo. Ben korkarım orada. Ejder, gelmeyi çok isterim de sahip izin vermez ki. Ya sahip, götürme ya. Kalsın. Bana bak Rambo. Gideceğimiz yol zaten uzun. Bayağı meşakkatli. Şayet şimdi anlaşıp benimle beraber gelmezseniz zorla alacağım yavruyu götüreceğim ve senin de vedalaşma şansın olmayacak. Şimdi ne yapıyoruz? Kendi isteğinizle geliyor musunuz? Yavruyu oraya bırakıyor muyuz? Yoksa ben yavruyu zorla götüreyim, sen vedalaşma fırsatını bulama. Hangisi? Sahip, bunu yapma. Ejder, maalesef ki yolun sonuna geldik. Sahip sinirlendi baksana. Tek başına gideceksin. En azından eğitim kampına kadar ben seninle geleceğim. Ondan sonra bir daha görüşmeyeceğiz. Uzun bir süre. Ben orada tek başıma ne yapacağım ya? Ben korkarım. Merak etme, tek olmayacaksın. Orada başka köpekler de var. Onlarla arkadaşlık yaparsın. Ama onların hiçbiri sen değil Rambo. Ben senin arkadaşlık etmekten hoşlanıyorum. Ya sahip ya. Ben gelmeyeyim. Bana bakın çocuklar. Artık bir karar verin ha. Ben arabadayım. Kapıda bekleyeceğim. Kararınızı verin, ona göre gelin. 5 dakika içinde gelmezseniz ben geleceğim, yavruyu alıp götüreceğim. Polislik ciddi bir meslektir. Böyle ağlamaya mağlamaya gelmez. Hadi bakalım. K9 köpeği olacak o. Eğitim alması da şart. Duydun mu Rambo? Kapıya gelin. Ya ama bu haksızlık insan. Haksızlık. Beni Rambo'dan ayırıyorsun insan. Ayırıyorsun. Rambo, ben sensiz ne yapacağım? Üzülme Ejder. Üzülme. Belki sahip arada bir beni senin yanına götürür. Seni görmeye geliriz. Biliyorum. Gelmezsiniz. Daha doğrusu gelemezsiniz. Genelde böyle ayrılıklarda kötü biter her şey. Üzülme artık. Üzülme Ejder. Yapabileceğimiz bir şey yok. Sahibi duydun. Mecbur gitmek zorundasın. Hadi beraber gidelim. En azından seni oraya kadar götüreyim. Peki Rambo. Peki. Dediğin gibi olsun. Madem ayrılacağız, kötü ayrılmayalım değil mi? Sen de benimle gel. En azından son kez vedalaşırız. İnanamıyorum ya.
K9 olmak istiyorum ama Rambo ile beraber vakit de geçirmek istiyorum. O benim en iyi arkadaşımdı. Ondan ayrılmak çok zor olacak. Rambo, senden ayrılmak istemiyorum. Bu evi özleyeceğim. Bu havuzu. Ne güzel saklanmaç oynamıştık. Ben çöp kutusuna saklanmıştım. Ya çok güzel günlerdi. Ama her şeyin bir sonu var değil mi? Mecburen. O yüzden büyüme vakti geldi artık. Kendine gel Ejder. Sen sonuçta bir ikinci hayatı yaşıyorsun değil mi? Neredeyse öldüydün. Bu insan sana sahip çıktı. Şimdi de senin ona sahip çıkma vaktin. Ne diyorsa yapman lazım. Sonuçta sen artık onun köpeğisin. Gel Rambo. Sahip. Tamam. Ben hazırım. Hadi gidelim sahip. Şu çöp konteynerlerini kaldırmamışsın sahip. Neyse, ben yeteri kadar güçlüyüm. Oo, harbiden güçlüyüm lan. Geldik sahip. Geldik. Hem de ikimiz de geldik. Rambo ile beraber. Anca beraber, kanca beraber sahip. Evet sahip. Ejderi yalnız götürmeye yüreğim asla el vermez. Bu arabayla mı gideceğiz? Hadi gidelim sahip. Biz hazırız. Oh, sonunda ya. Aferin çocuklar. Aklı başında karar verebiliyorsunuz demek ha. Gelin bakalım. Gel. Rambo, yanıma gelin yanıma. Gelin ikiniz de. Hadi gidelim Ejder. Hadi. Seni eğitim kampına bırakalım. Ve uzunca bir süre görüşmeyelim. Gel Ejder, gel. Ha şöyle çocuklar ya. Aferin. Laf dinleyin. Rambo, ışıkları açayım mı ha? Sen seversin. Bak, ne güzel değil mi? Açmayayım mı? Anlaşıldı. Moraller pek iyi değil ha. Ayrılıyorsunuz ya. Emin ol ben de ayrılmak istemem. Yavruyu çok seviyorum ama yapacak bir şey yok. K9 olması lazım değil mi? Hem ben iki köpeğe birden bakamam Rambo. Benim aldığım maaş belli. Yapacak bir şey yok. En azından kendi maaşını kazansın. Maaş mı? Ne demek maaş Rambo? Maaş. Yani yaptığın bir iş karşılığında aldığın ücret. Ücret mi? O ne? Ya sana nasıl anlatayım? İnsanlar bir şeyler alırken, mesela yemek alırken para veriyorlar. Bu para işte. Onu sana böyle veriyorlar, anladın mı? Ha anladım. Sen insanlar için bir iş yapıyorsun, karşılığında para alıyorsun, diğer insanlar da para karşılığında iş yapıyor. Aferin, hemen anladın. Aynen öyle. E iyi. Madem maaşım da olacak, sahibi de yük olmamış olurum değil mi? Elbette ki. Ama Ejder, seni her zaman özleyeceğim. Bundan emin olabilirsin. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte Yavru Sivas Kangal'ın hayatına devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi bugün ayrılık vakti arkadaşlar. Biliyorsunuz bizim Yavru Sivas Kangal için sahip K9 başvurusu yapmıştı. Başvuru onaylandı. Sahip gördüğünüz gibi şu an bizi oraya götürüyor. Yani eğitim alacağımız yere. Artık K9 eğitim kampında kalacağız. Orada eğitim alacağız. Ve K9 köpeği olmaya çalışacağız. Bakalım eğitim kampı nasıl bir yermiş. Orada başımıza neler gelecek. Hadi başlayalım. Ah kampa zamanında yetişemeyeceğiz. Akşam oldu çocuklar ya. Hava karardı. Size söylediğimde çıksaydınız bunlar olmazdı. Geldik. Umarım kapanmamıştır. Şöyle döneceğiz. Hadi bakalım. Selam. Siz içeride bekleyin çocuklar. Ben emniyetten geliyorum. Benim bir K9 köpeği vardı da. Sivas Kangalı. Aa evet. Geleceğiniz söylenmişti. İçeri ilerleyin lütfen. Müdür hanım sizi bekliyor kapıda. Aa öyle mi? O halde bekletmeyelim. Haydi bakalım çocuklar. İçeri girme vakti. İşte. Görüyor musun yavru? Burası senin eğitim alacağın kampın. Nasıl? Ha? Çok güzel bir ortam var değil mi? Baksana. Ağaçlar mağaçlar. Ben de şöyle park edeyim. Siz şimdi burada bekleyin. Ben müdür hanımla bir konuşayım. Bakın kendisi orada. Siz kalın burada tamam mı? Ben geliyorum. Siz de işte o arada vedalaşın falan. Ha müdür hanım. Selamlar. Hah yüklendiniz. İşte Ejder. Eğitim kampı burası. Ben de burada eğitim aldım. Nasıl? Büyük. Bayağı büyük. Hatta çok büyük. Rambo, ben burada tek başıma ne yapacağım ya? Korkman gayet normal Ejder. Gayet normal. Lakin abartma. Tek başına olmayacaksın ki. Bir sürü insan var. Seni eğitmeye çalışacak. Ayrıca arkadaşların olacak. Hem de farklı cinslerden biliyor musun? Rottweiler, Pitbull. Oho! Pitbull mu? Onlardan biriyle dövüştüm ben. Onlar bayağı psikopat hayvanları ya. Merak etme. Burada kimseyle dövüşmezsin. Tabi durduk yere kavga çıkartmazsan. Bana bak. Diğer köpeklere falan dalaşma tamam mı? Sana dalaşmaya çalışanlar olacak. Seni buradan attırmaya çalışabilirler.
Başını öne yiyeceksin. Sahiplerin ne diyorsa onu yapacaksın. Yani eğitmenlerin. Bana saldırsalar bile mi? Merak etme. Sana saldıramazlar. Hele ısırmak? Asla. Ama seni kızdırmayı deneyebilirler. Hakaret ederler. Falan filan. Ama sen ne yapacaksın? Başımı öne yiyeceğim. Sahipler ne diyorsa onu yapacağım. Aynen öyle. Bu kuralı unutma. Buradan sağ salim, eğitimli bir şekilde aslan gibi çıkacaksın. Buradan çıktığında benim boylarıma geleceksin. Kocaman olacaksın lan. Ha, geliyorlar. Müdür hanımla sahip. Şşş, usludur tamam mı? Tamam. Ha, müdür hanım. O kadar akıllı, o kadar uslu bir köpek ki. Anlatamam. Yani ondan ayrılacağım için çok üzülüyorum, çok. Lakin eğitim şart değil mi? İşte, bahsettiğim yavru bu. Şşt, yavru, in bakayım. İndim sahip. İndim. Merhaba insan. Ay, bu mu? Ya Ferhat Bey ya. Hayvan biraz küçükmüş. Yani küçük demiştiniz de. Bu kadar küçük beklemiyordum ya. Şimdi bu akıllı diyorsunuz öyle mi? Biliyorum müdür hanım. Biliyorum. Biraz küçük lakin. Acayip akıllı ya. Bakın şimdi. Yavru. Şşt, yavru. Otur. Otursana yavru. Otur. Anam. Çok insan var. Çok büyük bir yer ya. Korkuyorum. Heyecan yaptı herhalde. Heyecan. Şşt yavru. Ejder. Ejder. Ne diyorsa yapsana sahip. Korkuyorum Rambo. Ya korkma. Ben buradayım Ejder. Hadi. Otur diyor otur. Otur ne demek? Ay Ferhat Bey ya. Emin olamadım. Hiç akıllı gibi durmuyor bu. Dinlemiyor da sizi. Yani sokaktan alınmış köpek gibi. Aman müdür hanım. Olur mu? Aslında akıllı. Bir müsaade edin. Oğlum otur. Otur yavru. Hadi yavru hadi ha. Aferin. Patini uzat. Patini uzat oğlum. Sağ pati oğlum hadi. Hadi oğlum çalışmıştık bunlara. Aferin. Görüyor musunuz müdür hanım? Oğlum. Aslanım yat şimdi. Yat. Yat oğlum. Yat. Görüyor musunuz hanımefendi? Akıllı. Ay. Aferin. Aferin sana. Hadi bakayım kalk. Kalk. Ay çok akıllı bu. Aa öyle müdür hanım. Gerçekten öyle. Yani layık olmasa K9'la ben zaten getirmem biliyorsunuz. Ay demek ki ortamdan falan değil mi? Bir de hava karanlık. Uzun yolculuk yaptınız. Yorulmuş garibim. Ay aferin sana sen neler biliyorsun öyle. Teşekkürler insan. Aferin Ejder. Aferin. Aferin lan sana. Akıllı arkadaşım benim. Aferin. Rambo. Rambo gördün mü? Yaptım. Aferin. İnsanları şaşırttın. Akıllısın oğlum sen zaten. Yaparsın. Ay bu Rambo değil mi? Rambo oğlum. Rambo bir dakika. Rambo ne yapıyorsun? Ay bunu da ben eğitmiştim değil mi? Aa evet müdür hanım. Siz o zamanlar burada sadece bir çalışandınız. Rambo bizim elit köpeklerimizdendir. Biliyor musunuz? Benden fazla suçlu yakaladı. Gerçekten iyi eğitmişsiniz. Ay eğitirim tabii. Onun gibi akıllı bir köpek görmedim ki ben. Ay ona kurban olurum ya. Çok zekiydi çok. Eğittiklerimin arasında en iyisiydi. Teşekkürler müdür hanım. Sizin tarafınızdan eğitilmek benim için bir onurdu. Ay, Rambo ile uğraşıyorlar ya. Benim de çişim geldi. Oğlum tuttursam olur mu lan bir yere? Olur herhalde. Şöyle geçeyim de. Şöyle iyidir değil mi? Rahatladım valla. Ay sıkışmıştım ya. Ay ben seni yerim. Yerim Rambo. Yerim. Ay tamam Ferhat Bey ben eğiteyim. Aa. Nerede? Yavru mu? Bilmem. Yavru. Ay Allah senin yavru. Şşt şşt. Ay efendim. Yani müdür hanım. Saçlarınız bugün ne güzel olmuş ya. Ay teşekkürler. Yakışmış mı? Ha çok çok. Yavru. He? Ne oldu sahip? Ay yakışmaz mı? Güzele ne yakışmaz ki? Yavru, yavru. Hah, gel böyle. Yani o kaşlar, o gözler. Ah müdür hanım, ah. Ah ulan yaramaz, ah. Şşt, gel buraya. Yani o gözler, ah. Ay teşekkürler. Yalnız köpek nerede? Ferhat Bey, bana onu unutturmaya mı çalışıyorsunuz ha? Yok, yok efendim, ne haddimi? Ay yeter ama artık yani. Köpeğiniz burada yok. Bana yağ çekiyorsunuz ya. Ben gidiyorum. Aa. Ay ben seni yerim. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Seni yerim. Yerim ben. Ay ne kadar güzeldi gördünüz mü? Gördüm gördüm. Size sürpriz yapmak istemiş. Siz de arkanıza bakmayınca.
Ulan var ya yavru, ulan var ya. Daha başlamadan atılacaktın ya. Şşş, merak etme sahip, o iş bende. İnsan, sen çok tatlısın. Ay ben seni yerim. Patinimi tutmamı istiyorsun? Patinimi? Yok ya, bir sıvı sabun döksene. Az önce affedersin hacet giderdim de. Ay ben seni yerim, kurban olurum sana. Ya Ferhat Bey, ben o zaman bunu alayım, arkadaşlarının yanına kafese götüreyim. Yarın sabahtan eğitim başlasın. Ay bu arada güzel sözlerinizi unutmadım. Yani bir ara yemek falan. Ha tabi hallederiz. Hani benim sizde zaten mesaj telefon, hani hallederiz, görüşürüz. Görüşürüz. Kolay gelsin. Yavru şşt, usudur lan, usudur, tamam mı? Usudur. Mutlaka görüşelim ama Ferhat. Yani Ferhat Bey, tamam mı? Ejder, biz gidiyoruz Ejder. Kendine iyi bak. Rambo. Rambo sen de kendine iyi bak. Rambo bir daha görüşeceğiz değil mi? Elbette ki Ejder, elbette ki. Tamam. Bir dahaki görüşmemizde sana anlatacağım çok şey olacak. Sen de bana anlat, tamam mı? Suçlu falan yakalarsan. Çünkü çok merak ediyorum. Kendine iyi bak Rambo. Allah. Yavaş sahip ya. Kendine iyi bak Rambo. Rambo. Görüşürüz. Allah. Suya düştüm. Rambo. Ay yavru. Yavru suya düştün ya. Ne yapıyorsun? Ay sahibin de kaza yaptı. Vallahi manyak. Ay ne yapıyorsun sen ya? Gel bakayım buraya, gel. Sana da böyle yavru yavru demek olmaz ki. Bir isim bulmak lazım. Aa buldum. Islak. Islak iyidir sana. Ay. Islak mı? Islak ne insan ya? Öyle isim mi olur? Ay ıslattın her tarafı ya. Islattın. Üstünü başını da. Evet evet. Islak. Ya benim bir adım var zaten. Ejder. Ah seni ıslak. Ah. Batırdın. Sen o yakışıklı, karizmatik sahibine dua et var ya. Yoksa ben seni hayatta almazdım bu vaziyette. Akıllısın ama disiplinli değilsin. Onu da biz vereceğiz demek ki. Allah razı olsun. Veren el alan elden üstündür değil mi? Ay gel bakalım gel. Zaten günün sonuna geldik. Arkadaşlar. Köpekleri artık eğitmiyoruz. Hadi bakalım. Gün bitti. Hadi. Eğitmen arkadaşlar. Evlerimize gidebiliriz. Mesai bitti. Hadi çocuklar. Getirin hayvanlar hadi. Vay. Köpeğe bakın lan. Çok güzel. O oradaki ne yapıyor? Şş, anlamaz zaten değil mi? O kendi kafasına göre gidiyor. Ne yapıyor burada? Abo. Eğitim mi alıyor? Ne güzel. Pitbull değil mi? Oha. O adam ne lan öyle? Saldırsam mı? Saldırayım mı? Ay işte yavru. Burası da bizim kafeslerimiz. Yavru. Yavru. Şşt. Ne yapıyorsun sen orada? Hey. Sen benim arkamdan ayrılmayacaktın. Şşt. Sana diyorum sana. Ne yapıyorsun bakayım ha? Ay pardon, ezdim seni. Ne yapıyorsun? Arkamdan ayrılmaman gerekiyor senin. Ben senin eğitmeninim. Ama insan. Yani böyle eğitim olur mu? Baksana. Sopayla vuracak adam ya. Köpeği dövüyor resmen. Eziyet mi ediyorsunuz siz burada? Ay sen benimle geliyorsun. Daha o eğitime çok var. O köpek tecrübeli. Sen daha küçüksün, gel. Eğitimin bugün başlamıyor ayrıca. Yarın. Gel böyle. Eğitmen arkadaşlar. Lütfen. Köpekleri getirelim artık. Hadi. Gel böyle gel. Sana da bir kafes tahsis etmemiz lazım. Zaten hepsi dolu. Bir tane boş var. O da maalesef ki geçen ölen köpeğimizin kafesi. Eğitim sırasında. Gel bakalım. Bu kafes bundan sonra senin. Gel. Eğitim sırasında ölen mi? Nasıl ya? Eğitimde ölünüyor mu? Hadi bakayım. Hadi. Geç içeri. Ya insan. Bu ne biçim ev ya? Ben burada mı kalacağım? Ay hadi sene yavru ya, hadi gir. Daha bir sürü işim var, hadi. Seninle uğraşamam hadi. Tamam. Giriyorum. Nasıl ya? Ben burada mı kalacağım şimdi? Bu kafeste. Heh. Kapını da kapatalım. Sen böyle dur. Eğitmen arkadaşlar, kime diyorum ya? Lütfen köpekleri getirelim. Aferin Bruce. Aferin. Bugünkü eğitimde harikaydın oğlum. Gel. Az kaldı az. Bir aya kalmaz artık özel kuvvetlerde çalışmaya ve dağda iş sürmeye başlayabilirsin. Teröristlerin korkulu rüyası olacaksın oğlum. Bordo bereli timinde çalışacaksın. Gel bakalım. Geldik müdür hanım. İnanmayacaksınız. Bruce var ya, bugün savurduğum bütün sopaları yakaladı. Aslanım benim. Artık hazır diyebiliriz. Çok az bir eğitimi kaldı. Bu ne? Yeni mi geldi? Ay evet hocam, yeni geldi. K9 olacak. Otur bakalım Bruce. Otur. K9.
Sivas Kangalı. Hmm. Demek Sivas Kangalı ha? Vay. Eğitimlerine benimle devam edeceksin ufaklık. Seni de ben eğiteceğim. Oğlum bu ne lan? Kocaman adam. Allah ben korkuyorum. Rambo neredesiniz ya? Beni götürün. Harika olacak var ya. Seni öyle bir eğiteceğim ki. Neyse. Ben gidiyorum müdür hanım. Ay tabi hocam tabi. Siz gidebilirsiniz. Şşt Bruce. Gel bakalım gel. Hadi. Kafesine gir sen de. Ay, görüşürüz hocam. Tabii ki de hocam. Hemen gireyim. Müsaadenizle. Bugün bayağı yoruldum. Giriyorum hocam. Kıçım da girdi tamamdır. Hocam kafam çıkıyor yalnız ha. Hocam tamamdır. Kapatabilirsiniz. Hey. Sen yeni mi geldin ha? Hiç sesin çıkmıyor. Evet. Ha. Yakında alışırsın merak etme. Ben de ilk geldiğimde garipsiyordum ama. Artık buradan çıkacağım için neredeyse üzülüyorum. Sahiden mi? Evet. Sahiden. Ben Bruce. Ben de Ejder. Tanıştığımıza memnun oldum Ejder. Neyse. Ben uyuyacağım. Yorgunum. Tamam. Uyu. Bence sen de uyu. Çünkü yarın erken kalkacaksın. Gün burada çabuk başlar, çabuk biter. O yüzden gün boyunca yorgun olmak istemiyorsan uyu. Demesi kolay. Ben burada nasıl uyuyayım ya? Ya ben tellerin arasında olmaya alışkın değilim. Çıkarın beni buradan. Çıkarın. Evet arkadaşlar bir videonun da sona geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi bugün yavru Sivas Kangalı çok büyük bir ayrılık yaşadı. Ve maalesef ki en sevdiği arkadaşı Rambo'dan ayrıldı. Gördüğünüz gibi K9 eğitim kampına geldi. Burada bir sürü köpek var. Hepsi de farklı farklı eğitimler alıyorlar. Bakalım ilerleyen bölümlerde neler olacak. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Merhaba. Bir cinayet varmış. Ben ajan 007. FBI. Oha. FBI geldi yavuya. Daha polisi bile aramadık. Ne çabuk geldin ya. Lanet olsun adamım. Bizim büroda işler hızlı çalışır. Çekileceksin mi lan? Tabi efendim buyurun. Buyurun yavuya. Beyler FBI geldi. Ha şöyle ya. Merak etmeyin kızlar. Mevzu bende. Ne oluyor lan? Oo. Öpücük mü attı lan o az önce? Tabi oğlum FBI'ın karizması. FBI. Herkes olduğu yerde kalsın. Gördüğüm kadarıyla bir cinayet var ha. Oha dostum adam çok iyi yavuya. Bir bakışta cinayet olduğunu anladı. Herhalde. Bize büroda öğretiyorlar oğlum. Ceset varsa cinayet vardır. Aman ya Rabbim, müthiş bir ajan yavuya. Eyvallah. Öyleyiz canım. Şimdi. Bunlar mı şüphelilerimiz? Evet güzel. Lan şşt. Hanginiz öldürdü ha? Kızın üstüne yıkmayın suçu. Zira bu tatlı. Bu minnoş hanımefendi yapmış olamaz. Valla öldürdü abi ya. İçeri girdim karıyı bıçaklıyordu abi.